Değerli konuklar, saygıdeğer meslektaşlarımız. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirleri Odası olarak düzenlemiş olduğumuz indirimli kurumlar vergili konulu seminerimize hoş geldiniz. Meslektaşımız aynı zamanda Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetçi Sayın Koray Ateş'in sunumunda gerçekleşecek olan bugünkü seminerimizde değerli meslektaşımızdan konuya dair ayrıntılı bilgi edineceğiz. Sunumlarını yapmak üzere sözü değerli meslektaşımıza vermeden önce bugünkü seminerimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Ali Kürsi'ye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Evet sevgili meslektaşlarım, güzel bir hafta sonu, hava güzel, salon güzel, bence konu güzel. Bizim seçildikten sonra belirlediğimiz 5 önemli eğitim ana başlığından bir tanesiydi indirimli kurumlar vergisi uygulamaları. Meslektaşlarımızın da bu konuya bizimle aynı önemi vermiş olması bizi mutlu etti. Sanıyorum salon biraz yetersiz kalacak ama dışarıda televizyondan buradaki şeyi açıp yayını oradan dinlememiz de mümkün olacak. Çevre illerden gelen meslektaşlarımız da var. Buradan onlara da hoş geldiniz diyorum. Bu arada küçük bir bilgilendirme de yapmak istiyorum. Arkadaşlar odamızın takvim ve asgari ücret tarifesi de hazır, basılmış durumda. Bizim tasarruf politikalarımız gereği odada bulunan arkadaşlarımızın bu ürünlerini seminer sonrasında almalarını özellikle rica ediyorum. Hepimiz için verimli ve güzel bir seminer olması dileğiyle ben de sözü Sayın Koray Ateş'e bırakacağım. Ama şöyle bir çalışmamız var biliyorsunuz. Bugün sizin aracılığınızla da bunu duyurmuş olayım. Eğitimlerimizi ilçelerde de yapıyoruz. Bu eğitimi de ilçelerimizde yapacağız. Planlamasını önümüzdeki günlerde aktaracağım. Hepiniz için hayırlı ve verimli bir eğitim olsun. Ben de faydalanmak istiyorum. Dikkatlice dinleyelim. Şimdiden Koray Ateş'e teşekkür ederim. Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Ali, açılış konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sunumlarını yapmak üzere Sayın Doktor Koray Ateş'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun Koray Bey. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu güzel organizasyonu düzenleyen oda yönetimimiz ve oda başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Katılımın yoğun olacağını düşünüyordum ama bu kadar olacağını düşünmüyordum açıkçası. Ayakta kalan arkadaşlarımız var. Sunumun dışarıda izlenme olasılığı da var sanıyorum. Mikrofonu, yaka mikrofonu aktif için. Şunu aktif için. Şu tuşla ilerleyeceğiz galiba. Tamam. Arkadaşlar sesim geliyor mu? Geliyor. Şimdi seminere başlamadan önce indirimli kurumlarla ilgili benim önemli gördüğüm bir iki konu hakkında bilgi vermek istiyorum size. İndirimli kurumlar müessesesi yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan makinelerin yatırımcılara sağlanan teşvik unsurlarına baktığımızda hem vergi mevzuatımız hem de diğer mevzuat, bu SGK mevzuatı olabilir, işte hazinenin mevzuatı olabilir. Yatırımcılara en çok katkı sağlayan teşvik unsurları yatırım teşvik belgesinde olduğunu görüyoruz. KOSGEB veya SGK teşvikleri
Bu indirimli kurumlar ile sağlanan teşviklerin yanında çok küçük. Hatta yanına bile yaklaşamaz diyebiliriz. Ama sistemin bir artı tarafı buysa da bir de eksi tarafından bahsetmek istiyorum. İndirimli kurumlar arkadaşlar zor. Hani benim şahsi görüşüm vergi mevzuatımızın en zor konusu. Bunun da birkaç nedeninin olduğunu düşünüyorum ben. Birincisi sistem statik bir modele dayanıyor. Yani statik olmayan bir modele dayanıyor. Dolayısıyla hani bir Excel tablosu yapıp formülleri içine koyup daha sonra ben bu Excel tablosunu bütün geçici vergi dönemlerinde uygulayayım derseniz indirimli kurumlarda başarılı olamıyorsunuz. Çünkü her geçici vergi döneminde bir şekilde değişiyor formüller. Dolayısıyla da dinamik bir model. Hatta yazılım şirketlerinden SAP olsun, IFS olsun, logo olsun, indirimli kurumlarla ilgili bir yazılım programı yapamamasının yegane nedeni de bu. Yani her geçici vergi döneminde sürekli formüllerin değişmesi. Yine uygulamanın bu denli karışık olmasının bir diğer nedeni de bu uygulamaya 2009'dan beri çok yama yapıldı. 2009'da çıkarıldığı zaman çok anlaşılır sade bir uygulamaydı. Daha sonra 2012'de bir değişikliğe gidildi. Ardından 2017'de yine değişikliğe gidildi. Ve sürekli yama yapılan bir uygulama haline geldi. Dolayısıyla da biz uygulayıcılar yekpare bir uygulama alanı göremiyoruz tebliğde. Tebliğdeki örneklerin sayısı da çok yeterli olmadığından dolayı uygulamaya yönelik. Bu yüzden de ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Şimdi bugünkü seminerde slaytları az tutacağım. Teorik anlatımla zaten beni tanıyanlar bilir. Çok basit anlatırım. Teoriyi çok uzatmam. 12 tane slaytım var. Bunların çoğuna da değinmeyeceğim zaten. Bir kısmına değineceğim. Ve sonra da doğrudan uygulamalı yönteme geçeceğiz. Şimdi indirimli kurumlar vergisi müessesesi 2009 tarihinde mevzuatımıza girmiştir. Ve biliyorsunuz Kurumlar Vergisi Kanunu 32A maddesinde de yerini almıştır. Şimdi indirimli kurumlar vergisinde bilinmesi gereken bazı tanımlar var. Bu tanımlardan bir tanesi yatırıma katkı tutarı, diğeri de yatırıma katkı oranı. Şimdi yatırıma katkı oranını aslında çoğumuz biliyoruz. Hani teşvik belgesi sahibi olan işletmeler teşvik belgesine baktığı zaman yatırıma katkı oranı vardır. İşte o oran sizin yapmış olduğunuz harcamaların yüzde kaçının devlet tarafından size tahsil edilmeyecek vergi olarak verileceğini gösteren orandır. Örneğin 1 milyon liralık yatırım yaptınız. Yatırıma katkı oranı %30. Bu da 300 bin lira eder. 300 bin liranın tahsilinden devlet vazgeçiyor. Yatırıma katkı tutarı da buna isabet eden rakamdır arkadaşlar. Vergi. Matrah değil. Vergi. Zaten indirimli kurumları cazip kılan bu. Hesaplamaların hepsi vergiden düşülüyor. Matrahtan değil. Şimdi yatırıma katkı tutarında burada yeniden değerlemeden bahsettim. Yeniden değerleme arkadaşlar devreden yatırıma katkı tutarına uygulanıyor. Biraz önce dediğim gibi bizim 1 milyon liralık harcamamız var. %30 yatırıma katkı oranımız. Bu da 300 bin liralık bir indirimine hak kazandığımız vergidir. Yatırımın tamamlanması şartıyla buna yeniden değerlemeye hak kazanıyoruz. Peki yatırımın tamamlanması ne demek? Yatırımın tamamlanması, tamamlama vizesine yönelik dilekçeyi verdiğimiz tarihte artık yatırım tamamlanmış oluyor. Yani yatırımımızın fiilen bittiği tarih oluyor. O tarihten sonra devreden yatırıma katkı tutarımız varsa eğer ona değerleme yapabiliyoruz. Ama yoksa ki genelde olmuyor, özellikle diğer faaliyetlerin devreye girmesiyle birlikte artık firmaların yatırımın tamamlanmasından sonra devreden yatırıma katkı tutarları çok azaldı. Bu eskiden anlam ifade ediyordu bu cümle ama diğer faaliyetlerin devreye girmesiyle birlikte yatırıma katkı tutarının tamamını zaten şirketler yatırım tamamlanmadan bitirdiğinden dolayı da endekslemeye çok gerek kalmıyor. Şu günümüzde bakılan endekslemelere ben bakıyorum. Genelde 2016 ve öncesi yatırımlardan kaynaklanan, diğer faaliyetlerin devrede olmadığı doğru dürüst yatırımlardan kaynaklandığını ben görüyorum. Ama gene de bilmekte fayda var. Yatırımın tamamlanma vizesi alınması gerekiyor ki biz endekslemeye tabi tutalım. Onun dışında biz yatırım tamamlanmadan endekslemeye tabi tutamıyoruz.
Şimdi komple yeni yatırım, modernizasyon yatırımı ve tezi yatırım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bir algı var. Komple yeni yatırım, işte modernizasyon yatırımı, tevzi yatırımı, sanki bunların hepsinde hesaplamalar farklılaşıyor gibi bir algı görüyorum. İşte bizim tevzi yatırımımız var, hesaplamamız şu yönde. Eğer modernizasyon yatırımımız olsaydı hesaplamamız ne yönde olurdu gibi. Komple yeni yatırımda da aynı şekilde. Şunu çok net söyleyeyim, şu anki yatırımların %99'u tevzi yatırım. Tevzi yatırım nedir? Tevzi yatırım, mevcut makine parkınıza yeni makine alıyorsunuz, bu kadar. Modernizasyon yatırımı nedir? Modernizasyon yatırımında tek fark, mevcutları satıyorsunuz eskileri ve yerine yenisini alıyorsunuz. Komple yeni yatırımda da zaten komple bir fabrika binası inşa ediyorsunuz. Şimdi hesaplamalar hiçbirinde farklılık arz etmiyor arkadaşlar. Tevzi yatırımda da, modernizasyon yatırımda da, komple yeni yatırımda da hesaplama şekilleri aynı. Yani tevzide şöyle hesapla, modernizasyonda şöyle hesapla demiyor. Sadece bunlar tanımlama amacıyla kullanılmış ama hesaplamaya inhisar etmeyen tanımlar olarak düşünüyorum ben. Evet. Şimdi indirimli kurumların aslında A'sına geldik diyebilirim. Burada matrahı tespit edeceğiz. Şimdi bizim bir mali kârımız var. Tamam, mali kârımız var ama bu mali kârı da indirimli kurumlar matrahına ibla edeceğiz. Şimdi tebliğ diyor ki önceden bir tane sadece matrahımız vardı. Daha önceki uygulamalarda, 2012 ve öncesi uygulamalarda bir matrah vardı. Matrah neyse o, biz ona uyguluyorduk. Şimdi tebliğ yeni uygulamayla birlikte, diğer faaliyetleri de devreye sokmasıyla birlikte artık bizim bir matrahımız var ama o bir matraha iki ayrı matrah hesaplayacağız indirimli kurumlar için. Bir tanesi yatırımdan elde edilen kazanç, diğeri de diğer faaliyetler. Şimdi yatırımdan elde edilen kazanç. İlk olarak arkadaşlar biz yatırımdan elde edilen kazancın matrahını bulmak durumundayız. Burası net. Tebliğ diyor ki yatırımdan elde edilen kazancı eğer ayrı hesaplarda takip edebiliyorsan bu şekilde matrah bul ayrı hesaplarda. Ama ayrı hesaplarda takip edemiyorsan bu sefer git yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan makinaları toplam sabit kıymetlere oranla diyor. Ama ilk önce diyor bir şeyleri ayır, hesapları ayır. Şimdi hesapları ayırmak ne demek? Ben bir makine aldım, dokuma makinesi ve bu dokuma makinesinden de bir kazanç elde ediyorum. Ve aynı zamanda da dolayısıyla dokuma makinesinde giderleri var. Amortismandır, elektrikten düşen paydır. Bunları diyor 600'e hesaplarda ayır. O dokuma makinelerinden almış olduğun, elde etmiş olduğun gelir ve yüklendiğin giderleri 600'lü ve 700'lü hesaplarda bir ayır diyor, ben bir göreyim. Bu ne anlama geliyor? 600'e kod açacaksınız arkadaşlar. 600.02 teşvikli gelirler. 600.01 teşviksiz gelirler. Aynı şekilde 7'li hesaplara da kodlar açacaksınız. O makineye isabet eden giderleri de teşvikli giderler ve teşviksiz giderler diye. Bunu yaparsanız tamam, hiçbir oranlamaya gerek yok. Siz doğrudan indirimli kurumların yatırımdan elde edilen kazancın matrahını buluyorsunuz. Ha, görünürde basit gibi geliyor hani anlatımda ama hiç öyle değil arkadaşlar. Ben bunu bir kez uygulamak durumunda kaldım daha önceden ama çok zor bir hesaplama şekli. O yüzden de derhal sabit kıymet oranlama yöntemine geçtim. Şimdi sabit kıymet oranlama yönteminde de bilmemiz gereken önemli detaylar var. İlk önce sabit kıymet demiş tebliğ. Ondan sonra tebliğ sabit kıymetin de tanımına girmiş. Diyor ki amortismana tabi iktisadi kıymetleri diyor parantez içinde. Şimdi sabit kıymetler hesaplanırken işte 250 amortismana tabi değil, bunu dikkate almayacağız. Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin toplamını 257 ve 268'i kesinlikle hesaba katmadan topluyoruz ve yatırım teşvik belgesiyle alınan makinelerin toplamına da oranlıyoruz. Birazdan örnekte canlı olarak göstereceğim ama şuna da değinmek istiyorum. Örneğin evet 250 hesabı biz almıyoruz, hesaplamaya dahil etmiyoruz. 255'in içinde de amortismana tabi olmayan bazı demirbaşlar olabiliyor. Yani ben görüyorum bazen hani ipek halı alıyorlar, tablo alıyorlar. Bunlar amortismana tabi değil. Eskilikçe kıymetlenen unsurlar olduğundan dolayı. Bunların da o hesaplamadan çıkarılması gerekiyor.
Evet, 258. Evet, sonda olursa daha iyi olur. Bir konu bölünmesin arkadaşlar. Şu, 2017 yılına kadar arkadaşlar indirimli kurumlar vergisi hesapladığımız takdirde %6, 4, 8 gibi vergiler hesaplıyorduk. Çünkü %100 vergi indirimi yoktu 2017'ye kadar. Ama 2017'den sonra US 97-15-37 yani sanayi sil vergisine haiz ve US 15-37 kodundaki makine alımlarında veya benzeri amortismana tabi iktisadi kıymet de olabilir alımlarda %100 vergi indirimi artı bir de 15 puan ilave yatırıma katkı oranı getirildi. Bu şu anlama geliyor. Sen eğer 31-12-2017'den itibaren makine alıyorsan yatırım teşvik belgesindeki yatırıma katkı oranı kaç? 30. 30 hesaplama. Artı 15 koy, 45 hesapla diyor. 2. 31-12-2017'den itibaren aldığın makinalarda diyelim ki yatırım teşvik belgesindeki indirimli kurumlar oranın kaç? %50. Bu ne anlama geliyor? %10 vergi ödeyeceksin. %10 da ödeme. %100. Yani %0 vergi ödeyeceksin. Hem yatırımdan elde edilen kazanç hem de diğer faaliyetler için. Dolayısıyla 2017'den itibaren alınan yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makinalar için sanayi sil belgesine haiz firmalardan bahsediyorum. US 97-15-37 kodundakiler için diyorum. %100 vergi indirimi oluyor. Bu ne anlama geliyor? Hiçbir şekilde vergi ödemiyorsunuz. İkincisi, teşvik belgenizdeki yatırıma katkı oranı %30 ise veya %40 ise ona 15 puan daha ilave edin. Hesaplamaları bu şekilde yapın. Şimdi %30'dan %45 ne anlama gelir? Hemen söyleyeyim. 1 milyon yatırım yaptınız. %30'u ne? 300 bin. Sana 300 bin vergi veriyor. Peki onun %45'ine artı 15 puan ilave edildiği zaman sana bu sefer 450 bin lira vergi veriyor. Bunu geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bunu da geçiyorum. Çok diğer faaliyetlerden elde edilen gelirlerin uygulanmasıyla birlikte bunun da çok bir anlamı kalmadı. Evet. Şimdi örneklere başlamadan önceki son iki slaytımızdan biri. İndirimli kurumlar vergisi matrahı nasıl hesaplanır? İlk önce bunu bir bilmemiz gerekiyor. Hesaplamalara başlamadan önce. Burada bir örneğimiz var. Örneğimiz şu. 1 milyon liralık yatırım harcamamız var. Yatırıma katkı oranımız %35. Kurumlar vergisi oranında %20 olduğunu varsayıyoruz. Şimdi yatırıma katkı oranı %35. Bu da 350 bin liralık bir vergi demektir. Hani devletin tahsilinden vazgeçeceği vergi. Peki o 350 bin liraya isabet eden matrah nedir? Şimdi vergi indirim oranı %100 olduğu için bunu doğrudan vergi oranına bölüyoruz. Tekrar söylüyorum, vergi indirim oranı %100 olduğu için bunu doğrudan vergi oranına bölüyoruz. Eğer vergi indirim oranı %4 olsaydı bunu %16'ya bölecektik bu sefer. Ama bu artık sabit kaldı diyebiliriz. Yani bu %100 vergi indirimi artık bir daha %8'e, 6'ya, 4'e ineceğini ben düşünmüyorum açıkçası. Dolayısıyla hesaplamaları vergi oranı neyse o vergi oranına bölmek suretiyle matrağı hesaplayacağız. Bakın burada bizim matrağımız ne çıkmış? 1 milyon 750 bin. 1 milyon 750 bin şu. Bizim karımız 5 milyon da olsa mali karımız sen en fazla 1 milyon 750 binlik kısımdan yararlanabilirsin. Şimdi şöyle bir yanlış görüyorum ben. Yatırım teşvik belgesinde sabit kıymet yatırımı 50 milyon gözüküyor teşvik belgesindeki. Ve yatırıma katkı tutar da 10 milyon gözüküyor. Şimdi diyorlar ki bu bana çok geliyor. Ya diyor benim 10 milyonluk hakkım var. Harcama yaptın mı? Tam yapmadım 200 binlik yaptım. Ben hesaplamaları 10 milyona göre yapayım mı? Mümkün değil arkadaşlar. Ha yapanı ben gördüm. Ama harcama yapmadan hesaplamalar yapılmaz. Devlet sana harcama yap diyor. Harcama yap ki diyor ben bunu sana diyor geri iade edeyim diyor. Harcama yapmadan hesaplama yapılmaz arkadaşlar. Yatırım teşvik belgesindeki toplam sabit kıymet yatırımı benim için hiçbir şey ifade etmiyor hesaplamalarda.
Onu çok bazda almıyorum zaten. Yapılan harcamayı doğrudan baz alıyorum. Neden yapılan harcamayı baz aldığımı da örnek uygulamada göstereceğim. Şimdi bence bu son slide arkadaşlar. Bence en can alıcı yer burası. Şimdi dedik ya, indirimli kurumlarda iki tane matrah var. Bir, yatırımdan elde edilen kazanç ayrı bulacaksın. İki, diğer faaliyetlerin matrahını da ayrı bulacaksın diyor. İki tane matrah bulacaksın diyor. Şimdi yatırımın elde edilen kazancın matrahı slaytlara geçince göstereceğim. Ticari karla bağlantılı tamamen, mali karla değil. Peki, diğer faaliyetlerin matrahı nedir? Şimdi şunu diyebilirsiniz. 10 milyon karım var. Yatırımdan elde edilen kazancım benim 1 milyon. Geriye kaldı 9 milyon. Tamamı diğer faaliyetlerin matrahı olması gerekiyor. Teknik olarak. Evet, doğru mu? Doğru. Ama piyasada şu konu çok tartışılıyor. Ya diyor, ben diyor kalan diyor matrahın niye tamamını diğer faaliyetlere vereyim? Kanundan kabul edilmeyen giderlerim var. Bir kere onlar kesinlikle matraha girmemesi lazım. Ve önemli bir kısmımız, indirimli kurumları hesaplarken diğer faaliyetlerin matrahını hesaplarken kanunen kabul edilmeyen giderleri dahil etmiyorlar. Dolayısıyla beyannamede kanunen kabul edilmeyen giderlerin de vergisini ödemek zorunda kalıyorlar. Oysa hiç vergi ödememeleri gerekirken. Bu bir tartışma konusuydu. Tebliğde buna bir açıklık, işte tebliğdeki örneklere baktığımız zaman kanunen kabul edilmeyen gider yok. İşte zaten sıkıntı da burada başlıyor. Ama tebliğde öyle bir ibare var ki arkadaşlar, diğer faaliyetlerin matrahının kanunen kabul edilmeyen giderler dahil kurumlar vergisi matrahının olduğu çok açık. Tebliğdeki ifade şu, bakın. Örnek vermiş, aynı örneği olduğu gibi kopyaladım. Ne diyor burada? Diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç, parantez içinde KV matrahı. Bitti. Çok açık. Kurumlar vergisi matrahının ne olduğunu çoğumuz biliyoruz, hepimiz biliyoruz. İndirimler, istisnalar düştükten sonra ilaveleri de yaptığımız zaman oluşan matrah. Yani nedir? Kanunen kabul edilmeyen giderleri de arka planda dahil ediyor. Şimdi, slaytlar bitti. Şimdi örnek uygulamaya geçeceğim arkadaşlar. Buyurun. Hayır, onunla ilgili özelge verildi. Yani sen... Şöyle bakın, bir özelge verildi. O özelge şu. Yatırım teşvik belgesi kapsamında almış olduğunuz makinelere yeniden değerleme hesapladığınız zaman yeniden değerlenmiş tutarlar üzerinden amortisman ayırmaya devam edin. Ama bu yeniden değerlenmiş tutarları sanki yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan yeni bir makinaymış gibi indirimli kurumlara dahil etme diyor. Anlaşıldı değil mi? Evet. Evet. Endeksleme, evet. Endeksleme zaten onu gideriyor. Doğrudur. Ama tekrar söylüyorum, endeksleme artık çok az uygulanıyor. Çünkü endeks uygulaması bu diğer faaliyetlerden elde edilen gelirler olmadan önce anlamlıydı. Ama sonra diğer faaliyetlere, ki diğer faaliyetten niye uygulamaya geçti? Hemen onu söyleyeyim. Önceden sabit kıymet oranlaması yaptığınız zaman, diyelim ki matrahınız, ticari karınız 5 milyon ya. Sabit kıymet oranlamasını yaptı, bir baktın oran %2 çıktı. Ayda 5 milyonu bu sefer %2 ile çarpıyorsun. İşte çıkan rakam kadar indirimli kurumlar matrağım var. Yığınla devreden yatırıma katkı tutarınız var arkadaşlar. Ama uyguladığınız matrağ o kadar düşük ki. Sanayiciler itiraz etti. Bakın dedi, biz dedi devreden yatırıma katkı tutarlarımız artık milyonlara aştı. Ama biz 5 bin lira, 10 bin lira matrahları uyguluyoruz dediler. Ondan sonra işte diğer faaliyetleri gündeme getirdiler. Ve diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç olarak da kalan şeyiniz neyse, matrağınız neyse hepsini ona yedirin. Şeklinde bir tebliğ ile düzenleme yapıldı.
Ona değineceğim. Çok ciddi haberlerim var benim onunla ilgili. O 2020 sonunda seminerin sonunda o konuya değineceğim. O konuyu ben bizzat takip ediyorum. Hatta Ankara'yla da görüştüm. Bizim Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'yla da görüştüm. İlk toplantılarında onu gündeme getirecekler ama Ankara bu konuda biraz sanayi odalarına kızgın. Onu da söyleyeceğim. Bu çok önemli bir konu çünkü. Arkadaşlar ekran gözüküyor mu? Yani şimdi daha mı iyi? Tamam. Şimdi arkadaşlar iki tane örneğim var, tek teşvik belgeli. Bu örneklerimden bir tanesi, önceki dönemlerde yararlanılan yatırıma katkının olmadığı, bir de önceki dönemlerde yararlanılan yatırıma katkı tutarının olduğu bir örnek. Şimdi birincisi burada, sabit kıymetlerimizi önce bir tespit ediyoruz. Yani daha hesaplamalara başlamadık. İndirim kurumunun daha matrağına girmedik. Yapacağımız ilk iş, bizim sabit kıymetlerimizi ilgili geçici vergi dönem sonu itibariyle, dönem başı değil, geçici vergi dönemi itibariyle sabit kıymetlerimizi tespit etmek. Hayır, her geçide değişiyor. Bakın burada ne yazıyor? 30.09.2022 tarihli itibariyle. Ben bu indirimli kurumları arkadaşlar 30.09 tarihli yaptım. 30.06'da bu rakamlar değişiyor. Ha? Kime sordunuz? Ha? Hayır. Bakın. Tebliğe bakın. Tebliğ o kadar açık ifade etmiş ki bunu. Her geçici vergi döneminde, o geçici vergi döneminde sabit kıymet, belirtilen işte bilançoda gösterilen sabit kıymetlere uygulanır. Efendim? Tabii ki. Tabii ki. Bakın. Bu görüyor musunuz? Burada tesis, makine ve cihazlar var. 6.771.000. Burada cari dönem dahil toplam yatırım harcamanız ne? 2.750.000. Bu 6.771.000'in 2.750.000'si zaten teşvikli. Hani bunu ayır, bunlara hesaplama demiyor. Çok basit bir düz mantık diyor. Yatırım teşvik belgesi kapsamında aldığınız bu 2.750.000'yi 17 milyona oranlayın diyor. Birinci matrahı bulacağız. Bakın burada gördünüz mü? Formülü şimdi giriyorum içine. 5 milyon dahil değil. Arazi ve arsaları toplama dahil etmedim. Neden? Çünkü tebliğ amortismana tabi iktisadi kıymetleri hesaba katın diyor. Oranımız %16. %16 ne? %16 tebliğde yine açık bir şekilde diyor ki bulduğunuz bu sabit kıymet oranı ticari kar ile çarpılır. Bakın mali kar değil, henüz mali kar. Mali kar diğer faaliyetlerin konusu. Biz şu an yatırımdan elde edilen kazancı buluyoruz. Bunu diyor şeyle çarp, ticari karla çarp. Ticari karla çarp ki yatırımdan elde edilen kazancın matrahını bul. İlk matrah, birinci matrahı buluyoruz. Gördüğünüz formülde arkadaşlar %16 ile çarptım ve birinci formülü, birinci matrahımız 780 bin lira. Hemen detay hesaplamalara girmeden hemen şöyle çok kapataslak bir hesap yapabiliriz. Mali karımız ne? 5.010.000. Bunun 780.000'i yatırımdan elde edilen kazançsa bu ikisinin arasındaki fark olan 4.229.000. Hemen şuraya bakalım 4.229.000 miymiş? Evet 4.229.000. Baktığımız zaman bakın burada 4.229. Demek ki 4.229.000'de benim diğer faaliyetlerden elde edilen kazancın matrahı olabilir diyorum. Olacak demiyorum. Niye olabilir diyorum? Tamam 4.229 çıktı senin mali karına göre de senin yatırımın yeterli mi? Yatırımın yeterli değilse o matraha illa olmuyorsa yatırımın onu kullanamayacağız. Bir kere yatırımının yeterli olması lazım.
Şimdi ona bakalım. Birinci şeyimizi bulduk. Yatırımdan elde edilen kazanç 780 bin. Şimdi bunlar da teşvik belgesindeki rakamlar arkadaşlar. Teşvik belgesinde 47 milyon demişiz. Bunun da 14 milyon 100 bini toplam yatırıma katkı tutarı. Bizim yatırım harcamamız ne kadar? 2 milyon 750 bin. Daha bakın henüz 14 milyon 100 bin olmuş. 47 milyondan bizim 14 milyon 100 bin toplam yatırıma katkı tutarı teşviğe göre 14 milyon 100 bin. Bizim 2 milyon 750 bin harcamamız var. Bunun %45'ini aldığımızda da 1 milyon 237 bin. Yani 14 milyon 100 bin hakkımız var. Biz henüz 1 milyon 237 bin 500'ü kullanıyoruz. Şimdi burada ben çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Ben hesaplamaları yaparken kesinlikle yapmış olduğumuz harcama neyse yatırıma katkı oranını onunla çarpıyorum. Ben hesaplamalarımı öyle yapıyorum. Yani çok sağlamcıyım bu konuda. Neden diye soracak olursanız bakın. Birlikte bakalım. Burada teşvik belgesinde 14 milyon 100 bin lira değil mi? Yatırıma katkı tutarımız var. Bizim hak kazandığımız. Bizim yapmış olduğumuz harcama 2 milyon 750. Şimdi tebliğe baktığımızda tebliğ şöyle diyor. Birinci sınır ve ikinci sınır. Diyor ki sen diyor 2 milyon 750'yi 14 milyon 100 binle bir karşılaştır. Eğer onun altındaysa hiç 2 milyon 750 binin %35'ini alma. Direkt 2 milyon 750 binin tamamını, yani yapmış olduğun harcamanın tamamını kullan. Vergiden düş diyor. Kullan. Hemen bugün bunu yaptım. Ama tabii bir süre sonra aslında hata yaptığımı anladım. Neden? Şimdi tebliğ bunu güzel demiş. Evet. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu bir varsayım. Hani iktisatta olur ya ceteris paribus bütün şeyler sabitken. Bu 47 milyonun tamamının harcamanın tamamının yapılacağı varsayımında bu. Bakın 47 milyonluk harcamanın tamamını yapmak zorundasın. Diyelim 20 milyonda bıraktın. Bak 20 milyonda harcamayı bıraktın. Ve sen hep kıyas yaparak 14 milyon 100 bine bir güzel indirdin. Yaptığın harcama 20 milyon. E sen en nihayetinde bu 20 milyonun %45'ini vermiyor mu devlet sana? 8 milyon hakkın var. Sen ne kadar indirdin? 14 milyon 100 bin. İşte aradaki fark tarihata sebep oluyor. O yüzden bu uygulamayı yapmayın. Siz yapılan harcamanın %45. Sakın tebliğdeki yatırım teşvik belgesindeki şeyle kıyaslamayın. O kıyas yanlış. Çünkü Türkiye gibi konjonktürü çok derin olan bir ülkede yarın ne olacağı belli değil. Doların artması çıkması, yatırımcılar mesela benim firmamdaki danışmanlığını yaptığım firmaların neredeyse tamamı yatırımlarına son verdi arkadaşlar 2022'nin sonunda. Hepsi bıçak gibi kesti. Eğer ben bu şekilde hesaplama yapsaydım bir incelemede dolayısıyla tarihat ve izah da edemezdim. Yani patrona izah da edemezsiniz. Çok yani mağdur olursun. Tabii. Yok, ya, tamamlama vizesi veriyor ya. Yani. Yatırım bittiği zaman başvuruyorsun, sana tamamlama vizesi veriyor. Ha, şöyle, bunu 47 milyon arkadaşlar, bu bir tahmindir zaten. Bu bir tahmindir, yani bunu yapmak zorunda değilsiniz. Hemen şunu söyleyeyim, 47 milyon yazıyor ya yatırım teşvik belgesinde. 200 milyon da yapabilirsiniz. Siz 47 milyonu aşan her yatırımda yatırım teşvik belgesini revize etmenize gerek yok. Tamamlama vizesini alacağınız zaman otomatikman revize oluyor. 47 milyon otomatikman yapmış olduğunuz harcama 200 milyonsa 200 milyon şeklinde tamamlama vizesi revize oluyor. Hani bunu her seferinde revizeye gerek yok. Altında da yapabilirsiniz. 47 milyon taahhütte bulunmuşsunuz. Tebliğe bakıyorsun. Yatırımları işte onun bir ismi vardı. Devlet yatırımlarına teşvik uygulamaları tebliğ. Orada şey diyor, birinci bölgeler için asgari 3 milyon diyor. Yani 3 milyonluk bir yatırımda da siz şey yapabilirsiniz, rahatlıkla kapatabilirsiniz. Şimdi birinci matrağımızı bulduk, sıra ikinci matrağımıza. İkinci matrağımızı bulurken de
Söz konusu birinci matrahtaki o 780 bin liralımız var ya arkadaşlar, 5 milyon 10 bin lira bizim mali karımız ve bunun 780 bine de yatırımdan elde edilen kazanç. Şimdi bakın burada formülleri, tabloya baktığımızda 780 bin lira bizim matrah ya, bunu %23 ile çarpıyorum. Gördünüz. Bu bizim fiili harcamadan dolayı yatırımdan elde edilen kazanç dolayısıyla elde ettiğimiz yatırıma katkı tutarı. Yani bu bir vergi. 780 bin liralık matrağı %23 ile çarptım. Çünkü niçin %23 ile çarptım? Tekrar söylüyorum. Vergi oranı %23 olduğu için değil, vergi indirim oranı %100 olduğu için %23 ile çarptım. Evet. Şimdi bakın, önceki dönemlerden yararlanılan yatırıma katkı tutarımız yok. Bu dönem 2022 yılında yararlanacağımız yatırıma katkı tutarımız 1.237.000. Şimdi 2.750.000 harcamaya isabet eden tutar 1.237.000 lira. Bu vergi. Bunun 1.237.000'in biz 179.000'ini yatırımdan elde edilen kazanç için kullandık. Kalan ne kaldı? 1.057.000 lira diğer faaliyetlere, yatırımdan diğer faaliyetlere yararlanacağımız yatırıma katkı tutarı kaldı. Bakın bu vergi. Bunun matrağını nasıl buluyorum? Dolayısıyla vergi oranı, indirim oranı %100 olduğu için bu kalan 1.057.000'yi de %23'e bölüyorum. Gördünüz mü? 1.057.000'yi %23'e böldüm. 4.599.000 lira benim maksimum bir hakkım var. Ama mali karıma baktığın zaman, hani mali karımdan, yatırımdan elde edilen kazancın matrağına düştüğümüz zaman çıkan tutar 4.229.000 lira. Demek ki tamamını ben diğer faaliyetlere verebilirim ve böylece de %0 vergi ödeyebilirim. Tekrar söylüyorum. Diğer faaliyetlere kalan matrahı hesaplarken öncelikli olarak yatırıma katkı tutarını, yatırımdan elde edilen kazanç sonrası kalan yatırıma katkı tutarını %23'e, ki bu yıl artık %20 olacak o oran, böldüğüm zaman diğer faaliyetlere yararlanacağım maksimum matrahı buluyorum. O matrahı neyle karşılaştırıyorum? Beyannamemdeki işte mali kardan, yatırımdan elde edilen kazancı düştüğüm zaman kalan matrahla, yani bana kalan matrahla karşılaştırıyorum. Hangisi düşükse onu uyguluyorum zaten. Burada da zaten formülde yazmışım hangisi düşükse. L1 ve L2'den düşük olan. Ve 4.229.000 liralık matrah da diğer faaliyetlerin matrahı oldu. Bunun %23'ü de diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç dolayısıyla yararlanılan yatırıma katkı tutarı. Bakın dikkat edin. 179 bin lira bir yatırımdan elde edilen kazançtan dolayı yatırıma katkı tutarı var. Bir de 972 bin de diğer faaliyetlerden dolayı elde etmiş olduğum bir yatırıma katkı tutarı var. Her ikisinin toplamı ilgili yıl yararlanmış olduğum toplam yatırıma katkı tutarı. Yani 1.152.000. Bakın şu satırda ne yazıyor? 2022 yılında yararlanacak yatırıma katkı tutarı 1.237.000 ve biz 1.152.000'inden yararlanmışız. Daha hala yararlanacağımız 85.200 liralık yatırıma katkı tutarımız var. Bir sonraki geçici vergi döneminde veya kurumlar döneminde matrağımızı, işte bu 85.200 ise bunu %35'e 40'a böldüğümüzde 300-400 bin lira bir şey olur. Yani bir sonraki geçici vergi döneminde 5 milyon 10 bin değil de 5,5 milyon lira gibi bir kar etsek yine vergi ödemeyeceğiz anlamı çıkıyor buradan. Yapmış olduğumuz işlemlerin doğruluğunu bir de test edebilirim. Yani acaba biz bu işlemi doğru mu yaptık? Bakın burada dönem safi kurum kazancı 5 milyon 10 bin. İndirimli kurumlara tabi vergi de 5 milyon 10 bin. Şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Bakın
İndirimli kurumlar vergisi olmasaydı hesaplanan vergi 1.152.000. Cari dönemde yararlanılan yatırıma katkı tutarı da 1.152.000. Hiç vergi ödemediğimizden dolayı. Demek ki ikisi de birbirini tutuyorsa bir kere hesaplamalar doğru. Buradan da test etmiş oluyoruz. Şimdi ikinci örneğe geçeceğim. İkinci örnek de, bakın burada şurayı sıfır görüyorsunuz. Önceki dönemlerde yararlanılan yatırıma katkı tutarı sıfır. Hani hesaplamalar basit olsun diye. İkinci örnekte de önceki dönemlerde yararlanılan yatırıma katkı tutarına bir rakam vereceğim ben. Ve ikinci örnekte, birinci örnekteki gibi %0 değil, ikinci örnekte bir vergi ödeyeceğiz. Yani matrağımız yetersiz olacak. Örneğe geçmeden önce burada kafanızda soru işareti olan, buyurun. Koyabilirsin. Yatırımdan elde edilen kazancı da aslında koyabilirsiniz. O makineden ya o makineden herhangi bir gelirin oluşmadığının tespiti nasıl yapılacak? Yani kendinizi bir şey yerine koyun, inceleme memuru. Ha, hiç satışınız yoksa tamam. O zaman tamam, hiç satışınız yoksa. Hani bende mevcut dokuma satışlarınız var ve ona ilave aldıysanız onun tespiti yapılamaz. Tamam. Bu bir arkadaş. Şöyle %80'i şudur. Ödeyeceğim verginin, bu ne anlama geliyor? Yatırıma katkı oranı, pardon, vergi indirim oranı değil mi? Vergi indirim oranı %80 ise bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Ödeyeceğin verginin, yani %20'nin %80'ini ödemiyorsun. %4'ünü ödüyorsun. Yani şöyle, %4'ün de değil. %20'nin %80'i %16 etmiyor mu? Ben onu senden almıyorum diyor. %4 öde bana diyor. Yani güzel bir soru. Benim de başıma geldi. Ben yatırıma katkı, yatırımdan elde edilen kazanç noktasında matrağım hangisiyse bir ona bir öncelik verdim. Yani hepsini bir kere vermek zorundasın, onu söyleyeyim. Hani kaç tane teşviğin varsa hepsine mutlaka pay vermek zorundasın. Ben bu teşviğe pay vermeyeceğim diyemezsin. Çünkü hepsinden yatırımdan elde edilen kazanç hesaplıyorsun. Hani tebliğ de yanlış hatırlamıyorsam bunun seçimlik hak olduğu na yönelik bir ibare hatırlıyorum ama tam emin değilim. Hani bir seçimlik hak şeklinde bir ibare hatırlıyorum ama tam emin değilim. Evet. Arkadaşlar teşvik belgesi kapandıktan sonra zaten onun matrağı sabittir. Ona zaten vereceksin. Hani tamamlanmış yatırım teşvik belgesi alıp da tamamlanmış bir vizeye istinaden matrağı hesapladığımız zaman o biten teşviğin ait kazanç zaten artık sabittir. Sabit kıymet oranı bellidir orada artık. Orada diğer faaliyetler yok. Orada tamamlama vizesi aldıktan sonra diğer faaliyetler diye bir şey yok. Tamamlama vizesi aldıktan sonra sadece yatırımdan elde edilen kazancı hesaplayacaksınız. Onu da sabit kıymetlere oranlayacaksınız yine. Ve o sabit kıymet oranında zaten ticari karla çarpacaksınız. Mecburen ona pay vereceksiniz. Hani diğerleri, diğer bundan daha fazla teşvik belgeniz olduktan sonra hangisine ne pay vereceğinizi kendiniz belirlemekten ziyade o teşvik belgesi kapsamında yapmış olduğunuz harcamalar belirliyor arkadaşlar. Birinin matrağı 100 bin olurken diğerinin matrağı 5 milyon olabiliyor. Yani seçimlik hak derken onu bu şekilde ben izah edeyim.
Ha buyurun. Merhabalar. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Arkadaşlar, meslektaşımız çok güzel bir konuya değindi. Kısmen veya tamamen harcama yapıldıysa, değil mi? Pardon, üretime geçildiyse, faaliyete. Faaliyete geçmeyen bir şeyden, makineden kazanç elde ettiğini iddia etmek risk midir? Yani ben bunu tartışırım. Ben diyorum ki risk değil. Ha şöyle risktir. Sadece dokuma makinesi alırsın. Hani sadece dokuma makinen olur ve dokumayla ilgili bir satışın da olmaz. Ama sen onun katkı tutarını kullanırsan, onu vergi inceleme memuru anında tespit eder. Senin satışlarına bakar, dokümanlarına. Ya senin dokumayla ilgili bir satışın yok gider orada. Sen bunu nasıl? Ama senin zaten 8-10 tane dokuma makinen var. Bir 10.sunu aldın. Henüz çalıştırmadın diyelim. Ama o yatırımdan elde edilen kazanca pay veriyorsun. Şimdi onun tespiti nasıl olacak? Onun tespitinde olması bir kere zor, çok zor. Ancak ve ancak 31-12'de alırsın, ona pay verirsin. Yani inceleme memuru der ki ya 31-12'de alınan bir makineden sen daha nasıl hani kazanç elde edersin? O red olunabilir ama mevcut makinelere aynı tarzda bir makine alındığı zaman sen bu aldığın makineden kazanç elde etmedin iddiası çok ciddi bir iddia ve altının çok çok doldurulması gerekiyor. Öyle basit bir iddia değil bu. Hani bunu tespit etmesi ben çok zor görüyorum. O makineden gelir elde edilmediğinin iddiasını çok zor görüyorum. Yani içeriden üretim müdüründen destek almadan, orada üretimcilerden destek almadan böyle bir iddia hazırlanamaz diye geliyor bana. O zaman verin, ben veriyorum. Niye? Al. Ben 30 Aralık'ta alınanlara uygulamam ama onu o konuda ben şey yapmayayım. 30 Aralık, 31 Aralık tarihinde alınan makinaları ben es geçerim. O ilgili dönem indirimli kurumlarda hesaba katmam. Bir sonrakinde katarım. Ama Haziran ayında almışsın. 8. makine ilave 9. makineyi almışsın dokuma makinesine. Tespit edemez ki inceleme memuru bunu. Çok zor. Şimdi arkadaşlar bu örneğimiz önceki dönemden devreden yatırıma katkı tutarının olduğu örnek. Buyurun. Ederim. Şimdi bazı sektörlerde indirimli kurumlar vergisi onayı var ama bazı sektörlerde yok. Yok, evet. Bir firmamız yatırım teşvik belgesini almış, gümrük vergisi ve KDV'den yararlanıyor. Aynı yatırım teşvik belgesi sonrasında revize ediliyor. Çünkü sektör olarak indirimli kurumlar vergisinden faydalanabilecek evet. Bir sektör ve biz bunu onaylatıyoruz. Evet. Geçmişte yaptığı yatırımları şimdi indirimli kurumlar vergisine tabi tutabilir miyiz? O tebliğde onun cevabı var. Yatırım teşvik belgesi alınmadan önce yapılan harcamalar indirimli kurumlar vergisinin hesabına dahil edilmez. Şimdi yatırım teşvik belgesinin alınmasının tanımı nedir? Değil mi? Onu bir tanımlamak lazım. Bana göre revize edilmesidir. Sen onu revize ederek zaten yeni bir yatırıma teşvik belgesi almışsındır. Benim görüşüm bu. Tebliğ ona doğrudan cevap vermiyor, dolaylı cevap veriyor. Ama bana kalırsa sen onu revize ettiğin için ben onu artık yeni bir iktisap gibi görüyorum. Devamı gibi görmüyorum. Dolayısıyla
revize tarihinden önce yapmış olduğun harcamaların indirimli kurumlar hesabına dahil edilmesini ben doğru bulmuyorum. Evet. Özelgeniz var mı bununla ilgili? Ama işte ben mesela bakanlıktan, bakanlığın onaylaması çok şey değil arkadaşlar, orada bağlayıcı bir şey değil. Orada özelge isteyecektiniz. Bence orayı geçmişsiniz. Özelge isteyip o özelgeye istinaden o geçmiş harcamaların yatırımını. Çünkü bakanlık zaten onay veriyor. Tamam, ben onaylıyorum. Senin bir hak kaybın varmış. Tamam, ben bunu revize ederek onaylıyorum diyor ama bu bağlayıcı bir kaynak değil. Dolayısıyla özelge istemeniz gerektiğini ben düşünüyorum orada. Aha, buyurun. Buyurun. Tamam. 47 milyonun yatırıma katkı tutarını bulduk ve sonrasında siz bir de onun %35'ini alıp yaptınız ya. Garanti olsun ya bu kadar yatırım yapılmazsa ya bu kadar tutar harcanmazsa diye. Şimdi evet, biz böyle yaptık bu zamana kadar. İlk 3 dönem geçici vergisini ben kıyaslama yaptın. Kıyaslama yaptık ama şöyle, normal yatırıma katkı tutarı üzerinden yaptım. Aha. Sizin gibi bir de onun %35'ini almadım ya da %45'ini almadım. Evet. Sadece üst akıl olarak size fikir sormak istiyorum. Kurumlar vergisi beyanını verirken nasıl yapmamız gerekiyor? Bu sefer de bir... Kurumlar vergisi beyanını verirken fiili harcamayı sen dikkate alman lazım. Yapılan fiili harcamayı yazman lazım. Yok, yine fiili harcamayı yazıyorum. Ha. Ama şunu demek istiyorum, bu dönem harcama üzerinden yatırıma katkı tutarını hesaplıyoruz, evet, ya, onun da %35'ini aldınız ya siz, evet, garanti olması için. Hepsini öyle yapıyorum. Şimdi ben 2022 yılında nasıl yaptıysam kurumlarımı da öyle mi vereyim? Tabii, değiştirme. Hayır, değiştirmeyeceğim. 2023'te tabii, sizin akıldan ilerleyeyim. Artık senin yapacağın ya, işten... Ben yeni meslektaşım da bir üst akıl almak sen istedim. Sen şunu yapacaksın. Teşvik belgesindeki toplam yatırım tutarına ulaşmaya çalışacaksın artık. Sen tamam, o yola girdin. Girdim. Sen çıkış, o yola girdin. Dönüşüm. Bundan sonra eğer o tutara ulaşmazsan patrona baskı yapacağım. Bak, ben bunu böyle yaptım, yoksa yanarız. Tamam. Tamam üstad, anlaştık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlar, burada yine birinci örneğimizdeki gibi hesapların ayrı, tutarların ayrı hesaplarda izlenmediği varsayımıyla ben sabit kıymetleme oranı yapıyorum. Toplam sabit kıymet tutarımız 17 milyon ve toplam yatırım harcaması 4 milyon 623 bin. Bakın, bir daha söyleyeyim. Şu tesis, makine, cihazlar 6 milyon 771 ya. Bunun içinde zaten 4.623 var. Hani onu çıkarıp şey yapmıyoruz. Şimdi toplam yapmış olduğum harcamayı toplam sabit kıymetlere oranladığım zaman %30 ediyor. %30. Bu %30 nedir? %30 ticari karını %30'la çarp. Yatırımdan elde edilen kazancın matrağını bul. Diğer faaliyetlerde kalanını verirsin. Pardon, hemen küçük bir şey yapayım arkadaşlar, kusura bakmayın. Yatırım harcamalarının toplam sabit kıymetleri oranı %30 değil, %26. Bu %30 bizim yatırıma katkı oranımız. %26. Dolayısıyla %26'yı uygulayacağımız rakam 1 milyon 308 bin lira. Ne yapıyoruz? Dönem ticari bilanço karını %26 ile çarptığımız zaman bizim yatırımdan elde edilen kazancın matrahını buluyoruz. Birinci matrahımız bu. Kalanı otomatikman ikinci matrah oluyor. Şimdi hemen şöyle bir şey diyebiliriz. Şöyle bir rakamsal hesaplama yapalım. Kendi kendimize şunu diyebiliriz arkadaşlar. Evet, benim 4 milyon 992 bin mali karım var. Bunun 1 milyon 308 bini yatırımdan elde edilen kazançsa, kalan 3 milyon 684 bini de demek ki
diğer faaliyetleri. Hemen alta gidelim bakalım. 3.684.000'in tamamını kullanmış mıyız? Birazdan göstereceğim size. Yok, kullanmamışız. Bakın hatta 2.467.000'i genel orana tabi. Gördünüz mü? Yani bizim hakkımız olan 4 milyon küsürün biz sadece 1.216.000'i kullanmışız hesaplama sonunda. Şimdi ona geleceğim. Nasıl geldiğimize. Yani mali kardan, yatırımdan elde edilen kazancın matrağın düştükten sonra kalan tutarı hadi diğer faaliyetleri ver değil arkadaşlar. Bizim de onu hak etmemiz gerekiyor yapmış olduğumuz yatırımla. Bakalım 1.308.000 lira. Ben tekrar söyleyeyim, 14 milyonla benim işim yok. Buradaki rakamlarda hiçbir şekilde kafa karış. Benim işim fiili harcamayla. Önceki dönemlerde yararlanılan, şimdi bizim gerçekleşen fiili harcamam ne kadarmış? 4.623.000. 4.623.000'in %45'lik yatırıma katkı oranı 2.080.000. Yani 4.623.000 yatırım yaptım, bunun 2.080.000'ine ben hak kazanmışım. Peki önceki dönemlerden yararlandığım rakam ne? 1.500.000. Bunun 1.500.000'i ben zaten önceki dönemlerde kullanmışım. Önceki dönem bu arada arkadaşlar, bir önceki geçici vergi değil ha. Sakın şey yapmayın burada, bir önceki yıl. Onu sakın şey yapmayın. Önceki dönem bir önceki geçici değil, bir önceki yıldır. 1.500.000 kullanmışız. Benim 2022 yılında artık yararlanacağım 580.000. Çok basit. 580.000'e şunu 0.23'e böldüğünüz zaman olmadı. Neyse aşağıda var. 580.000'i zaten 0.23'e böldüğünüz zaman bizim yararlanabileceğimiz matrah, yani indirim kurumlar matrahı az çok görebileceğiz. Ama ben hemen şöyle bir tahminde bulunayım. 4.992.000 lira mali karım var. 580.000'de yatırıma katkı tutarım var. Bir kere zaten belli. Hani vergi ödeyeceğim belli burada. Şimdi 580.000 lira bizim 2022 yılında hakkımız var. Onu biliyoruz. Ve yatırımdan elde edilen kazancın matrahını da biliyorum. 1.308.000 lira. Yukarıda hesaplamıştık. Ve 1.308.000 liraya isabet eden yatırıma katkı tutarı da 300.000 lira. Yani 580.000 lira devredenim var. Biz 300.000 lirasını yatırımdan elde edilen kazançtan dolayı tükettik. Geriye kaldı ne? 270.000 liraya artık bizim diğer faaliyetler. Bakın diğer faaliyetlerde hemen mali kardan, yatırımdan elde edilen kazancın matrağını çıkarıp diğer faaliyetler bu demiyorum. Diğer faaliyetlere kalan yatırıma katkı tutarı senin diğer faaliyetlere sokacağın matrahı belirliyor. Bunu da yüzde ilgili vergi oranına böldüğümüzde maksimum matrah çıkıyor. Bakalım. Evet. 1.216.000. Şimdi biraz önce bir şey demiştim, hani hangisi hangisinden küçükse diye. L1 ve L2'den düşük olan. Şurada L1 ve L2. L1 nedir? L1 bize kalan matrahı veriyor. L2 nedir? Gerçekte faydalanabileceğimiz matrahı veriyor. Hangisi yatırıma katkı tutarına göre hesaplanan matrahı veriyor. Hangisi küçükse zaten biz onu uygulayacağız. Yani yatırıma katkı tutarımız bizim 200 bin lira. Bu vergi ya, bunu %23'e böldüğümüz zaman 1.200.000 ediyor. Şimdi 1.200.000 lira zaten bizim en fazla yararlanacağımız rakam. Ama bir yandan da 3.5 milyon lira bir matrah var orada. Kârımız çok yüksek ama doğal olarak yaptığımız yatırım kadar yararlanabileceğiz. Yaptığımız yatırımdan daha fazla yararlanma olasılığımız yok. Bunu da bulduk. Pardon.
1.216.000'lık matrahı da diğer faaliyetlere verdik. Böylece bundan da 279.000 lira bir yatırıma katkı tutarımızı bulduk. Şimdi bakıyorum, iki yatırıma katkı tutarını hesaplıyorum, topluyorum. 300.000 artı 279.000, 580.685. Yani bakın, gördünüz mü? 2022 yılında bize kalan yatırıma katkı tutarının tamamını ben kullanmış oldum arkadaşlar. Devredenin falan artık yok. Bir sonraki geçici vergide yararlanacağım bir ekstradan yatırıma katkı tutarım artık kalmadı. 580 bin liramız bitirdik. Vergi bölümüne gelelim. Şimdi daha şu kısım sizde daha net kafanızda şekillenecek. Bakın, 4.992.000 lira bizim safi kurum kazancımız var. Bunun indirimli kurumlara tabi matrah bir öncekinde hatırlayın tamamıydı. Şimdi bakın 2.524.000. Niye? Tek bir nedeni var. Çok yatırım yapmamışız. Çok yatırım yapıp, çok yatırıma katkı tutarımız olsaydı o kadar da matrah olacaktı doğal olarak. 2.467.000 lirası da genel orana tabi matrah. Bunun üzerinden de doğal olarak %23 vergi hesapladığımız takdirde yatırım teşvik belgesi olmasına rağmen, yatırıma katkı tutarımız olmasına rağmen gördüğümüz gibi 500 küsür bin lira bir vergi ödememiz çıkıyor. Ben arkadaşlar, böyle hani sayısal seminerleri biraz uzun tutma taraftarı değilim. Bir saate yakın bir sürede bitireceğimi, hani şablonu çizeceğimi daha önceden de zaten söylemiştim. Şimdi burada hani bir toparlama yapacak olursak, hani bütün bu anlattıklarımın bir özetini yapayım. Birincisi, iki tane matrağımız var, o kesin. Bir mali kârımız var, iki tane de indirimli kurumlar matrağımız var. Bir tanesi yatırımdan edilen kazanç. Önce bunu hesaplıyoruz oranlama yöntemiyle. Kalan tutarın tamamını ise, eğer devreden yatırıma katkı tutarımız yeterliyse, kalan tutarın tamamını diğer faaliyetlere verebiliriz. Hiç bilmeyenler için. Ya bu tabloyu ben biraz kafam karışır, ben bunu hasırlamayayım. Ama yine de indirimli kurumları ben yapayım diyenler için söylüyorum. Bakın çok basit. Sabit kıymetleri oranla çıkan tutarı ticari karla çarp, birinci matrağı bul. Kalan tutarın tamamını diğer faaliyetlere yaptığın zaman sen indirimli kurumlarını yapmış oluyorsun firmanızın. Hani detaya girmiyorum. Ama bunu yaparken de mutlaka yatırıma katkı tutarınız yeterli mi değil mi, ona baz alın. Hayır, yapmadım. Onu evet, o yeni getirildi. Ama yatırımcıya o tokat gibi bir cevap oldu açıkçası maliyeden. Yani devreden yatırıma katkı tutarının yanlış hatırlamıyorsam %10'u falan da gidiyor. Tamam da yeniden değerleme bu kadar yüksekken, %122.93 iken ya hangi bir yatırımcı bunu yapar ki? Yapanı da görmedim zaten. Onunla ilgili özelge de var. O kur farklarına yatırımdan elde edilen kazanç hesabından dikkate alma diyor. Yani yeni bir harcamaymış gibi dikkate alma diyor o kur farklarına. Ya yani maliyenin özelgesi şu. Bu soru çok geliyor arkadaşlar. Bir şey alıyorsun, makine alıyorsun. Kur farkı çıkıyor. Makinenin değeri artıyor. Yeniden değerleme yapıyorsun. Makinenin değeri artıyor. Şimdi artan değeri sen yeni bir iktisapmış gibi alırsan ne ala. Sanki yatırım teşvik belgesiyle yeni makine almış gibi oluyorsun. Yeniden değerleme noktasında maliye çok net. Kur farkı ise bir özelge vermiş ama ben kur farkının da yatırım maliyetinin bir unsuru olduğunu, hani yeniden değerleme gibi değil ama kur farkı gerçekten yatırım maliyetinin bir unsuru. Ben hesaplamaya dahil ettim. Kur farkında yeni bir iktisapmış gibi hesaplamalara dahil ettim ve indirimli kurumlarda kullandım. Ha, aleyhimde özelge var ama ben biliyorum ki yargı olduğu zaman mükellef lehine karar tesis edecektir bu konuda. Rica ederim. Makinenin üzerine yükle diyor ama indirimli kurumlar hesabı yaparken bakın
Canlı anlatayım. Toplam yatırım harcaması burada ne kadar? 4.673.000. Kur farkından dolayı da 253'ü geldiğimizde 500.000 lira bir rakam var diyelim. 253'te aynı zamanda o makineden kaynaklanan 500.000 lira bir rakam var diyelim. Evet, burada arkada hücrede bir sıkıntı var ama çözemedim. 4.623.000'in üzerine 500.000 ekleyip de 5.123.000 olarak sen bu harcamaları hesaba dahil etme diyor. Tamam, ekle. Makinenin içine ekle. Al 253'ü al diyor. Şunun içinde 500.000'i al ama şu kısma 500.000'i koyma diyor. Evet. Maliyenin aynen görüşü bu yönde. Tabii. Üstadım, uygulamayı anlatayım. Bizim yatırım teşvik belgesi genel amaçlıydı. 9 milyon civarında kalmıştı. Boyanı yatırımı... Genel teşvik mi? Genel teşvikti. Ha, bölgesel değil, tamam. 9 milyondu. Tamam. Biz kapanışa yakın YMM ile revize ettik. Kur farkı özel amaçlı rapor yazarak, tamam, 10 milyonu geçerek bölgesele çevirdik. Tamam, bölgesele çevirdik. Yani kur farklarını aslında yatırım harcaması olarak Ekonomi Bakanlığı kabul ediyor. Kapanışta kabul ediyor. Kapanışta tabii. Evet. Kapanışta kabul etti. Aynı uygulamayı biz de yaptık. Kur farklarını kabul etmedi değil mi? Yok, etti. Ha, kabul etti. Kabul etti. Ama işte tersine özelge var. Demek ki kurumlar arasında da bir şey var. Ama özelge düşüşü olabilir. Yatırım dönemindeki kur farklarına ilişkin bir özelge olabilir. Onu bakmak gerekiyor. Kapandıktan sonraki toplam yatırım kurlarına... Ama evet. Ekonomi Bakanlığı'nın o teşvik belgesini kapatması demek, o kur farklarını kabul edip de ona ilave edip kapatması demek, indirimli kurumlarda doğrudan sen bunu uygula demek de bir olmadığını düşünüyorum. Üstadım, çünkü özel şartlarda şeyi ayrı, uygulama alanı farklı. Şimdi bakın, bir devlet yardımları ile ilgili bir tebliğ çıktı. Tamamen indirimli kurumlara yatırım teşviği anlatıyor ama bir de 32. maddeye istinaden Kurumlar Vergisi 32'ye ayrı bir tebliğ çıktı. Çünkü uygulama alanları farklı. Hani bakanlık ayrı bir şey yapabilir ama bizim uygulamamız, maliyenin uygulaması farklı olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Anladım. Çünkü ortadaki özelge mutlaka bilinçli yazılmış bir özelge diye düşünüyorum. Kur farklarını ben indirim konusu yapıyor muyum? Evet, yapıyorum. İndirim kurumlarda ben hesaba katıyorum. Yargıya gitmeyi de göze almışım. Hani sonuçta ben hesaplıyorum. Hani her ne kadar aksi özelge olduğunu iddia etsem de ben şahsen hesaplıyorum indirim kurumlarda kur farklarını. Yeni bir yatırımmış gibi sanki. Üstadım, bir de GES yatırımlarında US 97-15'e girmiyor. Burada mahsuplaşma var. Burada yatırımdan elde edilen kazancı yine orantıyla mı bulacağız? GES yatırımı tabii ki. Evet. Tabii ki hesaplama şekli tek ama GES yatırımı arkadaşlar, biraz önce dedim ya US 97-15 37 grubundaki şeylere uygulayabiliyoruz. İşte unsurlara uygulayabiliyoruz. %100 vergi indirimini. Şimdi GES yatırımı var. Herkes çatır çatır GES yatırımı yapıyor bu dönem. %100 uygulayamıyoruz. Ama hesaplama şekli arkadaşlar bu tablodakiyle aynı. Tek fark bu tabloda dikkat ederseniz vergi indirim oranı %8'dir, 4'tür. Yer almıyor. Oradakinde yer alacak. Tek fark bu. Üstadım, bir de son sorum olacak. Vergiyi kapatıyoruz. Sonra belli bir zaman sonra makine satıyoruz. Evet. Ama hepsini satmıyoruz. Burada yatırım katkı tutarımız düşüyor değil mi? Tabii ki doğal olarak. O hakkı elde ettik. Tabii doğal olarak düşüyor. Tamam. Teşekkür ederim. Pardon, bir soru da ben sormak istiyorum. Evet. Hak kazanılan dönemde indirimli kurumlar vergisi uygulamadıysak 2018'de örneğin veya hatalı uygulandıysa, evet, 2022'de uygulayabilir miyim cari dönemde? Şöyle, onunla ilgili mali, yani ihtiyari mi, zorunlu mu? Güzel bir soru sordun.
Onu birebir uyguladım. Hak kazınan dönemde bir firmaya eksik indirimli kurumların hesaplandığını ben fark ettim, tespit ettim. Yeni aldığımız bir firmaydı. Diğer faaliyetleri hesaba katarak yeniden bir hesaplama yapıp iadesi, kurumlar vergisi iadesi çıkıyor firmaya. Ve vergi dairesine de özelge talebinde bulundum. Böyle böyle dedim. İşte 2000 şu dönemde eksik hesaplamadan dolayı ben kurumlar vergisi iadesi istiyorum. Hesaplama dilekçesi de ekledir deyip özelge talebinde bulundum. Özelge lehime karar teşkil etti. Hala o özelge bendedir. İsteyenlere verebilirim. Yani geçmiş dönemde hatalı yapılan indirimli kurumlar varsa onu düzelt. Hatta iade çıkıyorsa ben sana iade de veririm diyen çok özellikli bir özelgedir. Biz onu da yaptık. Vergi dairesini ikna etmen yeterli. Çünkü oradaki hesaplamaların doğruluğunu vergi dairesi de bir görmesi lazım ama bu indirimli kurumlar uygulaması sadece meslektaşlar nezdinde hani çok az bilinen bir durum değil. Hani ben kendim yaşadım arkadaşlar. Vergi dairelerinde de bu uygulama çok fazla bilinmiyor. Hani ben bu hesaplamaları ve o iadeyi almak için hesaplamaları şefe anlatmak için 2 haftam gitti. Her gün gittim ben. Her gün gittim. Şunu her gün 1 saat 2 saat samimi söylüyorum anlattım. En sonunda vergi dairesi de tarafımıza bu iadeyi yaptı. Nakit olarak hem de. Bu sözünüzden şunu çıkartabilir miyiz? İstediğim dönemde kullanabilirim. Tabii ki. İstediğim dönemde kullanmayabilirim. İhtiyari mi? Zorunlu mu? İhtiyari düşünüyorsun. Bir diğer sorum olacak, kusura bakmayın. Sabit kıymet yatırımlarında son dönemde biliyorsunuz geçici 32 var, mükerrer 298Ç var. Daha önce geçici 31 vardı. Sabit kıymet yatırımlarını oranlarken geçici 32'de endeksledikten sonra tutarları mı değerleyeceğiz yoksa... Pardon bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Kusura bakma. Maliye şunu diyor. İstediğim dönemde kullanabilirim, istediğim dönemde kullanamam noktasında. Yatırımdan elde edilen kazancı bir kere biraz önce ben sorunuzu yanlış anladım. Kusura bakmayın. Ben hatalıyken sordum. Diğer taraftan verdim. Da ihtiyari. Sonra siz ihtiyariliğe geldiniz. Kesinlikle arkadaşlar ben ihtiyari olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yatırımdan elde edilen kazancınız varsa hesapla diyor. Sen onu hesaplamadığın takdirde bir sonraki kısımda bunu ben hesaplaman gerektiğini doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir kazancın varsa, ortada bir yatırım varsa, sen dur ya ben bu makineden elde ettim kazancı 2022'ye değil de 2023'e verim diyemezsin. Yani bir vergi planlamasına müsaade etmiyor. Hesaplamak zorundasın. İndirimli kurumlar ne zaman hesaplanmıyor? Zarar ettiğiniz zaman. Mali zarar varsa arkadaşlar zarar ediyorsanız indirimli kurumlar hesaplamıyorsunuz. İşte o zaman dediğin gibi yaptığın devreden yatırıma katkı tutarları artarak gidiyor. Ama ihtiyarilik yok. Yanlış hesaplarsan o zaman düzeltme hakkın var. Bir diğer sorum, çok özür dilerim, sabit kıymetleri oranlarken geçici 32 var şu anda, mükerrer 298Ç var, geçici 31 var. Evet. Bu değerlemeler yapıldıktan sonraki sabit kıymet oranlaması mı yapacağız? Evet. Bir özelge var, enflasyon düzeltmesiyle sınırlamış olayı ama geçici 32'yi kabul edecekler mi etmeyecekler mi onu bilmiyorum. Onunla ilgili özelge de var arkadaşlar, o da dikkatimi çekti. Yeniden değerleme sonucu oluşan sabit kıymetlere oranla diyor ama yeniden değerleme sonucu artan maliyet var ya o 253'lerdeki, onu diyor. Yapılan harcamanın içine sokma diyor. Oranı bulurken geçici 32'yi dikkate aldım. Maliyenin işine geliyor. Çünkü oranı bulurken sabit kıymetin artması ne demek? Yatırımdan elde edilen kazancın matrağının düşmesi demek. Oran %16 ise bu sefer %2'ye düşecek. Peki ha? Teşekkürler. Rica ettim arkadaşlar. Merhaba. Teşvik belgesinde 10 milyon TL yazıyor ise, sonrasında harcama 30 milyon TL gerçekleştiyse, revizeyi hemen yaptırmamız mı gerekiyor, kapanma vizesinde mi bekleyeceğiz? Biraz önce o sorunuzu ben cevaplamıştım. Orayı tam anlayamadım ben. Teşvik belgesinde yazan rakam 10 milyon ama siz bir anda tek kalemde 30 milyon yaptınız. Evet. Eskiden bu uygulama revize yapın diyordu. Ama sonra bunlar artık o kadar çok sık olmaya başladı ve o kadar iş yükü oluşturmaya başladı ki Ekonomi Bakanlığı'nda revize yapmayın. Tamamlama vizesi geldiğiniz zaman harcamalarınızı gösterin. Biz o harcama tutarına göre revize ederiz ve kapatırız. Artık öyle sürekli gitmeye... O kısma kadar anladım. Yalnız tamamlama vizesi esnasında hepsini vermediği de oluyor. Tabii. Hepsini düşersem
vermezse aynen öyle. Orada. Vermezse ne olacak diye sormak istiyorum. Vermezse ne olacak? Vermezse vergisi ya olmaksın gecikme faizi hesaplanır. Harcama odaklı düşün dediniz ya. Harcama odaklı bir kere. Arkadaşlar çok önemli bir şey söylemeyi unuttum. İndirim kurumlara tabi olan harcamalar hem tebliğde, kurumlar vergisi tebliğinde hem de işte devlet yardımları hakkında o tebliğde açıkça düzenlenmiş şey. Bunlar arazi, royalty, işte patent hakları. Bunlar yedek parça. Bakın makinelerin yedek parçası. Bunları indirim kurumlara dahil edemiyorsunuz. Yatırım teşvik belgesinde var. Evet, bunları KDV istisnasıyla alabiliyorsunuz. Bunları 253'e alıp bunun üzerinden amortisman ayırıyorsunuz. Ama bunları indirim kurumlarının hesabına dikkate alamıyoruz. Yazılım vardı eskiden. Yazılıma çok şikayet geldiğinden dolayı yazılımı şu an dahil ettiler. Yani yazılım aldığınız takdirde yazılım yatırım teşvik belgesinde de olması şartıyla tabii ki indirim kurumunun hesabına dahil ediyorsunuz. Sadece yazılımı alıp kalan yine hepsini arazi, royalty, işte patenttir, teliftir bunları devre dışı bıraktılar. İndirim kurumunun hesabına dikkate alamıyorsunuz. Evet. O binanın harcamasını o yalnız şöyle söyleyeyim. Neden böyle bir şey dedi ama? Tebliğ de buna şimdi şöyle tebliğ buna cevaz veriyor ama önemli olan kapama vizesindeki rakam da çok önemli. Aslında benim de söylemek istediğim o revizeyi yaptırmamız mı gerekiyor doğrusu hemencik o noktada. Yani yapmış olduğunuz harcamaları o binanın maliyetine girdiğini tevsik ettiğiniz müddetçe indirimli kurumlar vergisinin tebliğinde bunların indirimli kurumlar hesabında dikkate alınmayacağına yönelik ben bir paragraf görmedim. Yani teşvik belgesindeki rakamı siz alacağız, harcamaları mı? Şöyle teşvik belgesindeki gerçekten de o binanın harcaması 10 milyon ve bunu siz tevsik edebiliyorsunuz altı dolu bir şekilde öyleyse bakanlıkla biraz mücadele edeceksiniz. Aynen öyle. Yani bakın ne dedim zaten biraz önce. Altını doldurabilirsiniz. Yani yapmış olduğunuz... O zaman da teşvik belgesindeki rakam neyse biliyorsunuz. İndirim kurumlarının hesabında yatırım teşvik belgesindeki o global listedeki şeylerin dışına çıkamıyorsun. Senin harcaman da kısıtlanıyor o kadar. Yani o kadar kısıtlanmış oluyor. Ya garanti olsun diye teşvik belgesini o noktada güncelletmemiz gerekiyor aslında o zaman değil mi? Onu sordum aslında ben de. Yani teşvik belgesi... Harcama odaklı gidiyoruz ama sonunda kapatma da vermezse diye o yüzden sordum zaten. Arkadaşların sorduğu zaten. Güncellemeniz gerekiyor evet. Gerekiyor. Eğer öyle bir durum varsa kesinlikle güncellemeniz gerekiyor. Yani verdiğini görmemiz gerekiyor aslında. Evet. Öbür türlü zaten tekrar söylüyorum yatırım teşvik belgesindeki o global liste var ya. O listedeki unsurları zaten indirim konusu yapıyorsunuz siz. Sana 30 milyondan 2 milyona teşvik belgesi verdiyse senin zaten indirim kurumlar hesabında mecburen baz alacağın tutar 2 milyon. Ama şu var tekrar söylüyorum. Bakın bir konu iyi anlaşılsın arkadaşlar. Biraz önceki cümlem yanlış anlaşılmış olabilir. Kafalardaki soru işaretini gidermek adına söylüyorum. 2 milyon teşvik belgesi var. Siz 8 milyon yaptınız. Değil mi? 8 milyon revize edilebiliyor. Edilebiliyor. Ve tebliğde de yatırım teşvik belgesindeki tutarın üzerinde harcama yaparsan ben bunları indirmem diye bir hüküm de yok. Yeter ki revize ettirin. Ama 2 milyonluk şeyiniz var, teşvik belgeniz. Siz 8 milyon yaptınız ama bu işte bir gariplik görüldü. 8 milyonu tevsik etmediler. İşte o noktada o indirdiğiniz 8 milyonun tamamı da arkadaşlar 2 milyonluk kısmı hariç reddolunur. Bu burası ben biraz net anlaşılsa daha iyi olur. Tabii ki. Merhaba. Affedersiniz. Az önce arkadaşlar da konuya
dile getirdiler de şöyle, ben 2020 yılında teşvik belgesi aldım, fakat 2022 yılına kadar diğer inşaat yardımcı malzemeler kullanılmamış. Şimdi ben kurumlar vergisi beyannamesi verirken bu harcamaları da kullanmak istiyorum. Çünkü gözden kaçmış. Diğer faaliyetlere verilmemiş mi oran pay? Hiç. Yapabilirsiniz işte biraz önce söyledim. Yok tamam. Benim sadece şu bu rakamı yazarken cari yıldaki harcamaları mı ilave edeceğim yoksa bir öncekine mi bu harcamaları? Tam anlayamadım. Yani ben 2020-21 yılında harcamalar yapmışım. Fakat o yıllarda o harcamalar ilave edilmemiş. Evet. Yani indirimli kurumlar vergisinde hesaplanmamış. Evet. Yıl 2022. Evet. Ben şimdi o rakamı da yazacağım. Fakat yazarken de cari dönemdeki harcamaları mı ilave edeceğim onu yoksa bir önceki döneme mi? Anladım. Şöyle yazılmaması bir handikap. Hesaplama yapılmamış. Oysa yatırımdan elde edilen kazanca pay verilmesi gerekiyordu. Bu noktada özelgeye başvurun. Çünkü bu bir hata da değil. Hani hesaplama yapılmış da bu hesaplama hatalı yapılmış diyebileceğimiz bir durum ortada yok. Bu tamamen ihtiyarilik unsuru ön planda gibi geliyor bana. Ben bu dönem hesaplamayacağım demek anlamına geliyor. Bence bana kalırsa keyfi bir şekilde hesaplamamanın yaptırımının olabileceğini düşünüyorum. Bu noktada eski dönemlerde yapılan harcamaları bu döneme dahil etmeyin. Yapacağınız tek şey var. Eski dönemlere düzeltme vermek. Yani bir önceki kurumlar vergisi beyannamesi düzeltme. Yapa yapa gelmek cariye. Yoksa ben eski dönemlerde yapılan harcamalar unutulmuş, kullanılmamış ama ben şimdi kullanayım. Hayır, tebliğ sana çok açık diyor. Yatırımdan elde edilen kazanca pay vereceksin. O zaman kullanamıyorsun. İkinci... Matrah yoksa, pardon, matrah yoksa dediğiniz doğru ama matrah var da sen... Matrah var. Hatta eski vergi de çıkmış. Eski yıllara düzeltme vereceksiniz. Düzeltmelerde haliyle iade çıkacak. Eğer matrah varsa iadeleri ala ala günümüze geleceksiniz. İkinci bir sorun da bu endeksleme ile ilgili. Endeksleme bildiğim kadarıyla kapama vizesi yapıldıktan sonra endeksleme yapılıyor değil mi? Kapama vizesi yapıldıktan sonra değil. Tamamlama vizesine başvurulduğu tarih itibariyle. Tamamlama vizesine. Evet. Dilekçeyi verdiğiniz tarih itibariyle endekslemeye hak kazanıyorsunuz. Ama o tarih itibariyle diğer faaliyetle, hani tamamlama vizesinden sonra diğer faaliyetlere bir daha pay veremiyorsunuz ya. Diyelim ki tamamlama vizesine 9. ayda başvurdunuz. 9. aya kadar da diğer faaliyetleri pay verdiniz. 9. aydan vereceğiniz kurumlar vergisi beyannamesinde yine diğer faaliyetler olacak ama 9. aya kadar beyan ettiğiniz olacak. 9. aydakiler artık beyan edilmeyecek. Pekala, bu endeksleme kalan yatırım tutarını mı endeksliyorsun? Devreden yatırıma katılıyor. Devreden. Yani 100 milyon var mı? Fakat evet. Ben 20 milyonu kullanmışım, 80 milyonu evet. Uygulayacağım. Tebliğde açıkça yazıyor. Önceki dönemlerde yararlanan yatırıma katkı tutarları endekslemeye dahil değildir. Kalan yatırım katkı tutarı üzerinden endeksleme yapılır şeklinde tebliğde açık bir ifade var. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Son sorunuz olsun. Şimdi bu bina ve... Çok özür dilerim. Bina ve inşaat yatırımları ile ilgili bakanlık burada Mimarlar Odası'nın vermiş olduğu metrekare birim fiyatlarını baz alıyor bazen. Evet. Ki bizim de başımız öyle geldi. Şimdi burada biz yatırımcı olarak bu indirimli kurumlar vergisinin matrağını oluşturduğu için söylüyorum. Yüksek yatırım yapıyoruz ama burada bakanlıkla karşı karşıya geliyoruz. Burada hangi yöntemi izlememiz gerekiyor? Yani 2000 lira belirlediği bir yer için ortalama 10.000 lira, 15.000 liralık bir yatırımlarımız söz konusu. Ve gelen ekspertiz de yatırımın yarısını çoğu zaman saymıyor. Şimdi diğer arkadaşların i̇şte da orada ihtiyatlı sorduğu soru aynısı. Lazım. Evet. Yani revize ettirmeniz lazım. Her geçen tutarda revizeye başvurmanız lazım. Eğer siz yatırım bittiği takdirde revize ederseniz o zaman canınız çok yanar. O tutarı aşan her kısımda hani aştıktan sonra demiyorum, aşacağına ihtimal verdiğiniz her andan sonra gideceksiniz, revize ettireceksiniz. Ama sanıyorum revize zaman, de bu işin bir çözümü evet, değil. Bu komple harcamaya giriyor. Çok suistimal edildi. Evet. Maliye'de o konuda şey, bakanlığı o konuda şey görmek lazım. Ama dediğim gibi beklemeyin. Ara dönemlerde gidin revize edeceksiniz. Edin. Eğer edemiyorsanız da zaten yapacağınız bir şey yok. Teşvik belgesindeki global listedeki harcama tutarını aşamayacağınızdan dolayı da bakanlığın size kısıt koyduğu tutarla hesaplamalarınızı yapmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Arkadaşlar... (gülüyor)
Ha, arkadaşlar, evet evet evet, bak çok güzel hatırlattınız, Uzama'yla ilgili. 2023'e hemen hemen bütün destek unsurları uzadı. Ama bir tanesi sadece uzamadı, o da %100 indirimli kurumlar vergisinden dolayı. O uzamadı, benim dikkatimi çekti. Hatta Abdullah Tolu üstadımı aradım. Ya dedim, böyle böyle uzamadı dedim. Ciddi bir şey mi var ortada acaba? Yatırımcının, çünkü teşvik belgesi sahibi olan firma sayısı son bir yılda çok arttı. Üstad sabahleyin Ankara'ya gideceğim dedi. Yani Ankara aradı zaten. Maliye'ye gideceğim, bu konuyu gündeme getireceğim dedi. Ertesi gün tekrar görüştüğümüzde aynen şunu söyledi. Ya dedi, Maliye'den şöyle bir tepki geldi dedi. Sanayi odaları uzaması yönünde talepte bulunmadığından dolayı bunu uzatma talebini dikkate almamışlar. Bakın, sanayi odaları diyorum, uzatma talebini vermediklerinden dolayı bunu dikkate almamışlar. Ama konunun ehemmiyetini dikkate çekmek istedim dedi. 2023 için çok önemli bir yatırım yılı olduğunu biz anlattık dedi. Ve hızlı bir şekilde uzama talebi yazılmak suretiyle Cumhurbaşkanı'nın önüne gitmiş. Şu an Cumhurbaşkanı'nın önünde. Şimdi ben dün yine konuştum. Dedi ki, arkadaşlar, bana söylediğini söylüyorum, CİMER'e de başvurun dedi bu noktada. CİMER üzerinden de gidin dedi. İkincisi, odalarla iletişime geçip ticaret ve sanayi odaları bu yönde bir talebinin olduğunu dile getirse Cumhurbaşkanlığından bu imzadan çıkar. Ama şu an uzamadı ve niçin uzamadığını da bilmiyorum dedi. Ama eğer Cumhurbaşkanı'nın önüne gitti ve imzada bekliyorsa, benim kişisel tahminim %99 ihtimalle çıkacaktır diye düşünüyorum. Üstad, son bir soru, daha doğrusu başta sormuştum ama yine kafamda kaldı. Bu yılın sonuna doğru aldığımız, yani diğer faaliyetlerle, dokuma ile ilgili aldığımız yatırım teşvik belgesi kapsamında biz yatırımımızı yaptık ama herhangi bir gelirimiz olmadı. Bir satışımız olmadı. Bu yatırımdan dolayı diğer kazançlarımıza pay verebilir miyiz? Yani bir boyama yapıyoruz, bir de dokuma ile ilgili yatırım teşvik belgesi aldık ama yılın sonunda aldık. Bir kısmını tamamladık ama herhangi bir gelirimiz yok. Diğer harcamalardan, diğer faaliyetlerden kazançlara uğrayabilir miyiz? Harcamalarla karıştırdım. Ya, diğer faaliyetlerden elde edilen kazancın çıkma dediğini zaten bu. Yani çok anlaşıldı mı? Yani uygulayabilir miyiz? Uygulayabilirsiniz. Herhangi bir bu şeyle, dokumayla ilgili gerilimimiz olmadı. Bir saniye. Yatırımdan elde edilen kazanç matrağınız var mı? Yok. Diğer teşvik belgelerinden, yok, isnaden. Diğer teşviklerden yatırımdan yok. Elde edilen kazanç matrağınız yoksa? Yok. Yok, o zaman değil. Yatırımdan elde edilen kazanç matrağınız, evet, varsa o zaman şeyde uygula. Yok, diğer. Zaten çıkış amacı bu, ama yatırımdan elde edilen kazanç yoksa, yok, diğer faaliyetlere, bakın, yatırımdan elde edilen kazanç yoksa diğer faaliyetlere sadece ama sadece komple yeni yatırımlarda müsaade ediliyor. Tevzi yatırımlarda değil. Ha, tevzide değil. Hı. Tamam, anladım. Teşekkür ederim. Koray Bey, merhaba. Merhaba başkanım. Bu harcamalarla ilgili bir yerde şöyle söylediniz. Hı-hı. Sanki bir dönem bakanlık harcama sözüne de yatırım indirimli kurumlar vergisi uygulama imkanı verdi. Yanlış, hı-hı, mı hatırlıyorum? Tebliğ kıyas yapıyor. Harcama sözüne de yok. Öyle bir şey olmadı. Niyetlendi, vazgeçti. Niyetlendi ama bir dönem, yakın bir zamanda oldu diye biliyorum şu. Evet, bu yani harcama sözüne de böyle, evet, bir harcama sözüne verdi. Meslektaşlarımın, evet, burada kafası, doğru, karışmasın, doğru, diye özellikle. Yakın bir zamanda, yakın bir zamanda bu verildi. Bu söz ama yürürlüğe girmedi. Uygulama, peki, alanı bulmadı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ya işte bir merhabalar. 2021 yılında kapanan bir yatırım belgem, yatırım teşvik belgemiz var. Bunu %20 yatırım katkı tutarını hesaplamışım. Daha sonra dediler ki imalatsınız, %15 daha ilave edin. Evet. 2021 sonunda kadar %20'lik yatırım katkı tutarını, tamam, tamamlamıştım. Tamamlamıştım. 2022'nin birinci döneminde %15'lik yatırım katkı tutarını hesapladım.
Daha sonra dediler ki bunu endeksleme yapmalıydın, yapmamışsın. Sonra üçüncü dönemde endeksleme yaptım. Tamam. Bu yaptığım endekslemeyi birinci ve ikinci dönemde yapabilir miydim? Şöyle endekslemeyi bence şöyle yapmanız daha doğru olur. Siz eksik yapmışsınız ya devreden yatırıma katkı tutarına. Hani bir düzeltme kurumlar vergisi beyanname vermek suretiyle düzeltme beyannamede doğru yatırıma katkı tutarını yazmak ve daha sonra da endeksleme yapmak tabii ki en doğal hakkınız. Ama düzeltme kurumlar vergisi beyannamesi mutlaka verin. Çünkü sizin kurumlar vergisi beyanınız artık resmi beyan. Yani benim devreden yatırıma katkı tutarım bu. Ya ben unutmuşum. Ben şu kadar arttırdım deme şansınız yok. Düzeltme beyannamesi yapmadan bunun çok şey olacağını düşünmüyorum. Önce bir düzeltme beyanı verin. Düzeltme beyanında devreden yatırıma katkı tutarını bir değiştirin. Hı hı. Daha sonraki dönemde de endeksleme yapmaya başlayın. Doğrusu o. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Şöyle tevzi yatırımda uygulayabiliyorsunuz. Uygulayabiliyorsunuz. Ama şöyle komple yeni yatırımda diğer gelirleri uygulayabiliyorsunuz yatırımdan elde edilen kazanç şey yapmadan. Ama tevzi yatırımda henüz yatırımdan elde edilen kazancınız yoksa, yani o makineden bir kazanç elde etmiyorsanız diğer faaliyetlere veremezsiniz. Evet. Arkadaşlar ben çok teşekkür başkanım herhalde. Bunlardan dolayı değerli meslektaşımız Sayın Doktor Enstitüs'e teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar umarım anlaşılmıştır az da olsa. Çünkü basit anlatmaya çalıştım. Çok teşekkürler. Mikrofon çalışıyor arkadaşlar, değil mi? Sesim geliyor. Arkadaşlar eğitimin notlarını üstadın izniyle oda sitesine yükleyeceğiz. Bir şeyi kaçırdım diye sakın üzülmeyin. Bu eğitimi üstattan sözünü de aldık. İlçelerde de bizim yönetim dönemimizde söylemiştim farklılaşacağız. İlçelerimizde de yapacağız. Ama odanın sitesinde önümüzdeki hafta içerisinde yükleme tamamlanmış olur. Tüm notları ayrıntılarıyla orada ulaşabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Plaket için izninizi istiyorum.